Bu yıl yağış yok denecek kadar az. İstanbul'un suyu ise %20'lere kadar indi. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli Büyükçekmece Gölü Baraj Havzası'na gitti. Son durumu uzman konuyla birlikte değerlendirdi. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarından %35 daha aşağıdayız. İstanbul yılın ilk gününde az da olsa yağış aldı fakat elbette yeterli değil. Kuraklık tehlikesi devam ediyor. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Büyükçekmece Gölü Baraj Havzası'ndaydı. İstanbul'un susuzluk sorununu konuğu Profesör Doktor Ahmet Duran Şahin'le konuştu. Şu anda bulunduğumuz yer, bakın arkadaşlar, yani bataklık bile değil. Böyle ayağımızı koyduğumuzda bakın, yani hiçbirimize elimize nem falan bulaşmıyor. Şu anda baraj alanı içerisindeyiz. Şahin su yılının Ekim ayında başladığını, akımların Ekim'den itibaren artması gerektiğini söyledi. Şu anda su yılasında baktığımızda ilk çeyreği bitirmiş durumdayız. Ama bu bitirdiğimiz ilk çeyrek ne yazık ki çok kurak geçti. İkinci ve üçüncü çeyrekte de su alamazsak tabii durum kötü. Çünkü üçüncü çeyreğin ikinci yarısı ve dördüncü çeyrek normal şartlarda yağış beklenmeyen dönemler. Şahin, tıpkı mali bütçe gibi su bütçesinin de her yıl profesyonel kişilerce hazırlanacak raporlarla görüşülmesi gerektiğini belirtti. Ekim ayının başında, Eylül ayının sonunda toplanıp su bütçesi hazırlamaları gerekiyor. Yağan su miktarı, depolanan su miktarı, akışa geçecek su miktarının teker teker hesaplanması gerekiyor. Aynı zamanda bunların iller bazında, yerel yönetimler bazında da yapılması gerekiyor ki su planlamasına göre tedbir alabilirsiniz. Ve Şahin basit ama etkili bir tasarruf yöntemini de paylaştı. Kullandığımız rezervuarların içine bu yarım litrelik şişelerden 3 veya 4 tane koyarsak 16 milyon insan günde yaklaşık olarak bir 5 litre tasarruf sağlasa, pasif anlamda tasarruf sağlamış olur, hiç farkında olmadan tasarruf sağlamış olur. Dolayısıyla 60 ile 90 bin ton arası günde bir su tasarrufu olmuş olur bütün İstanbul için düşündüğüm zaman.